HT Sağlığa hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Güzel bir cumartesi günü geçirmenizi diliyorum ve herkese yine en çok ihtiyaç duyduğu iki şeyi temenni ediyorum. Sağlık ve huzur. Galiba gerisi o kadar da önemli değil. Bugün sağlığımızı bozmadan yaşamanın yollarını konuşacağız ve bunu yapmanın günümüz koşullarında nasıl mümkün hale geldiğini öğreneceğiz. Bakalım neymiş? Önce tanıtımımızı izliyoruz. HT Sağlık'ta bu hafta genetik test konusu masaya yatırılıyor. Genlerle ilgili ne biliyor ne bilmiyoruz. Genetik testin sağlığımızla ilgili ortaya çıkardığı gerçekler neler? Kişiye özel tedavi neden önemli? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Tekrar birlikteyiz. Tanıtımımızı izlediniz. Hastalıklardan uzak yaşamak mümkün mü? Hastalık risklerimizi düşürmenin yolları neler? Genel geçer tarif ve tedaviler neden bize uzak olmalı? Uygulanan tedavi ve yaklaşımlar niçin kişiye özel olmalı? Bütün bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Genlerimizdeki sırların açığa çıkması acaba yaşamımıza nasıl bir katkı sağlıyor? Bunları öğreneceğiz. Daha önce de konuk ettik kendisini. Tüm bu sorularıma hazır mısınız Serdar Bey? Her zaman. Konuğum Gentest Enstitüsü Direktörü Doktor Serdar Savaş. Zannediyorum Türkiye'de bu alanda bilgi alacağımız en yetkin isimlerden bir tanesi. Genetik testin Türkiye'deki öncülerinden, genlerimizin verdiği mesajlar sayesinde neler yapmamız gerektiğini, hangi hatalardan kaçınmamız gerektiğini ve bir şekilde şu an uzak olduklarımızı ya da yakın olduklarımızı anlatacak bize. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi genetik konusunun bir umut ve insan için çok önemli olduğuna ilişkin dönüm noktası. Biz bunu daha önceki programlarımızdan birinde konuşmuştuk ama bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Ne oldu? Ne oldu da her şey değişti? Ne oldu? 1990'ların başında İnsan Genom Projesi yapıldı ve insanın genetik yapısının tamamı açığa kavuştu. Ve her bir hücre içerisinde 3 milyar çift şifre çözüldü. Bu şifrenin çözülmesi de bize yaşamın moleküler temellerini anlamamız açısından önemli bilgiler sağladı. Peki bu bilgiler neyi sağladı? Evet. En önemlisi hayatta yapmamız gereken, sağlığımızla ilgili yapmamız gereken, yememiz, içmemiz gereken, sporumuz, efendim uykumuz vesaire, bunlarla ilgili şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, işte şeker şöyle zararlıdır, işte günde şu kadar yumurta yiyin gibi genel geçer önerilerin bireyler bazında her zaman uygun olmadığını gördük. Evet, bunlar önemli. Tıbbın, sağlığın, beslenmenin kişiye özel olduğunu öğrendik. Genetik böyle bir devrim yarattı. Şimdi biz hep gen, genom, genetik kavramlarını konuşuyoruz ama belki ekran başındaki seyircilerimiz için nedir bunlar? Çok kısacık böyle birer cümleyle açıklamak gerekirse. Genom dediğimiz şey bir canlının hücresinin içerisinde ki içinde çekirdek vardır. O çekirdeğin de içinde kromozom denen böyle uzun iplikçiklerin makaralar üzerine histon proteinleri olan makaralar üzerine sarılmış hali bunun tamamına bir canlının genetik malzemesinin tamamına genom diyoruz. Bu genetik malzemeyi açtığımızda karşımıza insanda 3 metrelik bir DNA iplikçiği çıkıyor. İşte bu DNA iplikçiği üzerinde proteinlerin yapımını sağlayan bölgeler var. İşte o protein kodlayan bölgelere de gen diyoruz. Demek ki gen bir proteini kodlayan bölge, genom bütün genetik materyalin tamamı.
Peki bugün genetiğin geldiği noktada, bilgilerimiz ışığında neleri biliyoruz, neleri bilmeye çok yakınız ve yine bugünkü bilgilerimiz ışığında neleri bilmek bizim için biraz daha uzak, yani onun için biraz daha fazla zamana ihtiyacımız var. Şöyle, ben bilgi, bilim, insan sağlığında etki yarattığı müddetçe önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bilim adamları giriyorlar laboratuvarlara, birçok şeyler keşfediyorlar vesaire. Çok doğru. Bunlar da tabii çok önemli şeyler, gelecek için önemli şeyler. Ama bu bilimin ne kadarını biz günlük yaşama çevirebiliyoruz, bu son derece önemli. Bazen televizyon programlarında da gayet keyifle izliyorum. Arkadaşlarımız tartışıyorlar ama tartıştıkları konunun insan sağlığına etkisi son derece az. Halbuki ülkemizde her üç insandan birisi kalp krizinden ölüyor. İkinci ölüm nedeni kanserler. Türkiye'de 14 milyon diyabet hastası var. Şimdi bunlar muazzam rakamlar. İşte ben genetiğin bu hastalıkların önlenmesindeki rolü üzerinde duruyorum. Mesela bir kadın, Allah korusun, meme kanseri oldu. Meme kanseri olduktan sonra bu kadınların işte küçük bir kısmında görünen bir hastalık. Bu hastalığa yakalandıktan sonra peki burada hangi ilacı vermemiz lazım konusu da bir genetik araştırma konusudur. Genlere bakılarak karar verilir. Farmakogenetik dediğimiz alandır. Evet. Bu da son derece önemli. Ama toplum sağlığı açısından birkaç bin tane kişide hangi ilacı kullanması gerektiğini söylemekten çok daha önemlisi, milyonlarca insanı bütün kanser türlerinden, kalp krizinden, Alzheimer'den, diyabetten korumak. İşte bu bir halk sağlığı bakış açısıdır. Herkesin kendi sağlığı kendisi için son derece önemli. Ama kamusal bir bakış açısıyla biz toplumda en fazla bizi hastalıklardan koruyacak, ölümden koruyacak, yaşamımızı uzatacak müdahaleler üzerinde durmalıyız. Halk sağlığının amacı bu. İşte o nedenle benim yaklaşımım insandaki genetik ve genomik bilgiyle onları nasıl yaparım da gelecekte kalp krizi geçirmelerini engellerim. Diyabet olmalarını, Alzheimer geçirmelerini, işte meme kanserine, rahim kanserine, akciğer kanserine, prostat kanserine, kalın bağırsak kanserine, mide kanserine, böbrek kanserine, cilt kanserine vesaire vesaire, kemik erimesine. Çünkü bunlar halk sağlığı olan problemlerdir. Türkiye'deki bütün ölümlerin %90'a yaklaşan kısmı hastalıklardan ölümlerin, kazaları ve bebek ölümlerini evet, çıkartıyorum. %90'a yakın bölümünü oluşturur. Ve hastalık yükü dediğimiz, yani bunun ekonomik maliyetiyle de bir araya geldiği zaman kamu üzerinde de çok büyük bir yüktür. İşte bu hastalıklarla mücadelede genetik bir halk sağlıkçı olarak benim temel idealim. Yani genetik bir test yaptırmak nelerin ortaya çıkmasına yol açar diyecektim ki siz aslında zaten bu hastalıkları sayarak tek tek birçok hastalığın, hatta toplumumuzda görülen hastalıkların çok büyük bölümünün ortaya çıkabileceğini, bu ortaya çıkabilecek ya da riskimizin bulunduğu hastalıkların riskinin azaltılabileceğini ve kesinlikle kişinin hastalığa yakalanmayabileceğini bir şekilde anlatmışsınız. Peki şunu sormak istiyorum. Nasıl yapılıyor genetik test ve bu testin aşamaları nedir? Ben yaptırmaya karar verdim, geldim. Ondan sonra beni bekleyen aşamalar nelerdir? Zor bir süreç midir? Hayır, hayır. Yarım günlük bir süreç. Danışanımız, ben hastamız demiyorum çünkü insanlar sağlıklıyken bize gelsinler istiyorum, hastalanmadan gelsinler istiyorum. Onun için danışanımız bize bir sabah saat 8-8.30'da gelir. Karnı açken kanları alınır, idrar örneği alınır. Sonra çok detaylı eski usul bir tıbbi fiziki muayeneden geçer. Eski usul dediniz, artık yapılmıyor mu? Vallahi maalesef artık hekimler hastaya çok el değirmiyorlar. Yani röntgene bakıyorlar, işte MR'a bakıyorlar, daha çok teknolojiyle. Halbuki hekimin en önemli tanı
teknolojisi parmak uçlarıdır, gözleridir, kulaklarıdır, dokunduğuyla, gördüğüyle, dinlediğiyle, kokladığıyla karar verir. Onun için ben mutlaka hastalarımda çok detaylı fizik muayene yaparım. Güzel. Sonra anamnez dediğimiz, yani bir hastayla, bir kişiyle ilgili bilgi alma kısmı. Bunlar genellikle 5 dakika, 10 dakika sürer. Bizim çalışmalarımızda bu 2,5 saat sürer. 2,5 saat boyunca karşımızdaki kişiyi tanıyacak yüzlerce soru sorarız. Beslenmesinden egzersizine, uykusundan cinsel yaşamına yüzlerce soru. Sonra bu kişinin 3 boyutlu, bu da Türkiye'de yeni gelmiş olan bir teknoloji, 3 boyutlu olarak vücut ölçümlerini alırız. Sonra bir Holter cihazı takarız. Bu da 24 saat o bireyin stresini ölçer. Böylece genetik yapısı, yaşam tarzı, stresi, kan değerleri, bunların hepsini bir araya getiririz ve bireye deriz ki sizin önümüzdeki yıllarda kalp krizi geçirme riskiniz %18. Şunları şunları yanlış yapmaya devam ederseniz bu %25'e çıkar. Şunları şunları dediğimiz gibi doğru yaparsanız %3'e iner. De kanser riskim bu vesaire vesaire. Bu ön çalışma, yani kanların alınması, görüşmeler, muayeneler, ölçümler, bunlar aşağı yukarı 4-5 saat sürer. O Holter de vücutta bir gün kalır. Bundan 6-8 hafta sonra böyle 150 sayfalık bir raporla danışanımızla otururuz. Yine 4-5 saatlik bir sürede hangi riski taşıyor, neden taşıyor ve bu risklerden korunmak için ne yapması lazım, yaşlanmasını geciktirmesi için ne yapması lazım, fiziksel, zihinsel, cinsel olarak aktif bir hayat sürmesi için ne yapması lazım, bütün bunları da kendisine izah ediyoruz. Şimdi bu artık o kadar ileri ve hayal edilebilenin bile ötesine geçiyor ki, işte belki bir enfeksiyonum var ama o enfeksiyondan hangi ilaçla daha iyi randıman alabileceğimi görüyorsunuz, öyle değil mi? Hangi ağrı kesiciyi hangi nedenle kullanmam gerektiğini belki fark ediyorsunuz. Belki çocuğumun evet bir takım ölçüm yolları var ama çok küçükten hangi sporu yapabileceğini, hangi spor dalında başarılı olamayacağını görüyorsunuz. Yani aslında bunun farklı boyutları var ve benim belki tüketmem gereken işte metabolizmayı hızlandırıcı derler, karabiber önerirler. Belki benim karabiber tüketmemem için bir neden olduğunu buluyor ve onu benimle paylaşıyorsunuz. Tabii gibi. Şimdi karabiber nedir? Sitokrom P450 denen bir genin ürettiği protein tarafından vücuttan uzaklaştırır. Ben tamamen aklıma geldiği için söyledim ama sizin de açıklamayı yapmanız da güzel oldu. Buyurun. Şimdi yani bu işle görevli bir gen var. Eğer o bireyin vücudunda başka toksinler de var ise, ki hepimizde var, o geni yavaş çalışan insana karabiber verdiğinizde işini gücünü bırakır, karabiberi temizlemek için uğraşır. Bu da ne yapar? Kanser riskini artırır. O zaman ne yapıyoruz? O geni yavaşsa kişinin, aman diyoruz sen karabiber yeme. Halbuki biz öyle şeyler duyuyoruz ki, aman işte karabiber şuna çok iyi geliyormuş, yoğurdun içine kat tüket. Ya da buna benzer başka besinlerle ilgili başka bir şey. Bu basit örneği verdim. Çünkü bunların aslında sonuçlarının ve kişiye özel tedavinin ne kadar önemli olduğunu göstermek istedim. Yani bu bir sanırım karabiberde bir tuzda dahi fark eder. Evet. Bazı hekimler tuzun zararlı olmadığıyla ilgili beyanatta bulunuyorlar. Bu genetik yapısına baktığımızda toplumun %5'i için doğrudur. Çünkü toplumun %5'inde tuzla ilgili mekanizmalarda, hipertansiyon mekanizmalarında genetik yapısı tuz tüketmeye uygundur. Ama bunu genelleyemezsiniz. Kimi insanda tuz zehir gibi öldürücüdür. Birçoğumuza neden olma oranı düşünüldüğünde zaten birçoğumuza zarar verir. Efendim tuzun Himalayası, kayası, şuyu busu yoktur. Tuz tuzdur. Rafine tuz tabii ki daha kötüdür. Ama rafine olmayan tuz iyidir diye bir şey yok. Çünkü biz çok normal bir beslenmede hiç tuz atmadan ihtiyaç duyduğumuz sodyumu zaten alırız. Evet. İşte bütün bunlar hep kişiye özel. Karabiber de kişiye özel. Hangi eti yiyeyim? Kişiye özel. Efendim bol bol yumurta yiyeyim? Kişiye özel. Hayır sırf sebze yiyeyim? Kişiye özel. Yani biz eğer bütün
araçlara aynı yakıtı koysaydık ve kamyonu, uçağı, traktörü, motosikleti hep aynı yakıtla gitseydi ne güzel olurdu. Araçlarda dahi yakıtlar bu kadar fark ederken milyarlarca çeşit bambaşka genetik yapılara sahip insanların hepsine tuz ye, onu yeme, 10 tane yumurta ye, et ye, avuç avuç ceviz ye filan, bunlar tabii çok popülist insanların bazen duymaktan hoşlandıkları ama sağlıkları açısından son derece zararlı ve tehlikeli öneriler. Genel geçer öneri yapılamaz. Bakın su hayatın kaynağı. Susuz hayat olmaz. İçin bakalım 15 litre suyu 3 gün üst üste, ölüyor musunuz, ölmüyor musunuz? Onun için beslenmede genel geçer kural yok. Beslenmede doz vardır. O birey için gerekli miktar vardır. İlaçta doz vardır. Ta bunu milattan önce 2. yüzyılda hekimler söylemişler. Yani besin, bir insanın besini bir diğerinin zehri olabilir. Tabii. Onun için işte bu zehri alıp da herkes aman çok faydalı demek filan, bunlar çok eski çağda kalmış. Yani 19. 20. yüzyıl bilgileri, artık 21. yüzyıl bizim her bireyi tek tek tanıdığımız bir yüzyıl. Onun için hani genel olarak böyle kanaate dayalı tıp devri bitti. Hani benim kanaatime göre annem bize böyle yapardı, bize çok iyi gelirdi. O oldukça eski bir şey, oldukça eski bir yaklaşım. Artık kanaat yok, kanıt var. Bilimsel kanıt var. O kanıt da kitapta yazan filan bir kanıt değil. Mesela kanıt deyince hemen insanlar şey, bilmem nenin yaptığı araştırmaya göre. Ben hiç bilmem nenin yaptığı araştırmaya bakmıyorum. Ben o bireyi araştırıyorum. Sizin geniniz bana diyor ki, arkadaş endotelyal nitrik oksit sentaz genin yavaş çalışıyor. Yani ne demek? Sizin damarlarınız genişlemekten yana problemle karşılaşıyor. Bir başkasında o yok. Ha, o zaman ben size nitrik oksit yapımını artıracak besin desteği vereceğim, arginin vereceğim veya kırmızı pancar suyu vereceğim. Şimdi bir başkasına başka bir nedenle, kanser yatkınlığı nedeniyle brokoli suyu vermem gerekirken herkese pancarı iç, kerevizi iç, brokoliyi iç, onu iç, bunu iç, adam diyecek ya doktor bey ben bu dünyaya sebze suyu içmeye gelmedim. Haklı. Onun için bütün onların içerisinden o bireye uyan nedir? Yani kanıt derken literatür kanıtı değil. Bireyin şahsında, bireyin geninde, bireyin hastalık risklerinde yakaladığımız kanıtla öneride bulunmalıyız. Kanaate dayalı tıp bitti, kanıta dayalı tıp başladı. Evet, ne güzel. Bütün bu sözlerinize ben bir şey söylemeyeyim, bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra geri gelelim. Akciğer kanseri ölüme sebebiyet veren en sık kanser türüdür. Akciğer kanserinin ana nedeni sigaradır. Sigara tüketiminin azaltılmasıyla birlikte akciğer kanserinin insidans ve mortalitesinde belirgin düşme görülmüştür. Akciğer kanserinin semptomlarına baktığımız zaman en sık öksürük, balgam, kilo kaybı gibi semptomlarla başvuru yapılmaktadır. Akciğer kanserinin tedavisinde son 5 yılda inanılmaz gelişmeler gösterilmiştir. Bunların temeli hedefe yönelik tedaviler dediğimiz akıllı moleküller ve diğer tedavi yöntemi olan immünoterapi gündeme girmiştir. Aynı zamanda kemoterapinin alt tipe özgü olarak verilmesiyle birlikte akciğer kanserinde beklenen yaşam süresi belirgin olarak artmıştır. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz genetik, genetik testler ve genetiğin gittiği noktayı konuşuyoruz. Gentest Enstitüsü Direktörü Doktor Serdar Savaş bizimle olmayı sürdürüyor. Şimdi öncelikle tebrik ederim. Hemen seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum. Çok yeni çıkan bir kitabınız var. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Şöyle bir lütfen göstersin. Genlerin ışığında kişiye özel tıp. Son derece pratik şekilde anlatılmış, anlaşılır ve herkesin kolaylıkla kavrayabileceği bilgilerin yer aldığı bir kitap. Ben de baktım, bana da imzalayıp getirmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda okuyacağım zaten. Ne söylemek istersiniz? Bu kitabı niye yazdınız diye sorayım. Bu kitabı neden yazdım? Çünkü
gerçekten önemli bir kirli bilgi dolaşıyor da. O bilgiler önerilerde bulunuyorlar. İlk bölümde de söyledim, şunu yapın, bunu yapın vesaire. Bu şuna benziyor. Mazotla giden bir traktöre aman sen buna uçak benzini koy. Veyahut da işte motosiklete, benzinle giden motosiklete aman sen buna mazot koy. Bak benimki çok iyi demeye benziyor. Bu kitap gerek beslenmenin, gerek tıbbın tamamen bireye özgü olduğunu. Bize bunu ta üniversite ilk yıllarımızda hocalarımız derdi. Hastalık yoktur, hasta vardır. Peki hastalık yoktur, hasta vardır derken farklılık nereden geliyor? Bizi birbirimizden farklı kılan en önemli özelliğimiz genlerimizdir. Doğru. Eğer biz genlerin ışığında bakmıyorsak insanlara, onların beslenmesine, o zaman onların farklılıklarını dikkate almıyoruz demektir. Efendim günde şu kadar şundan yiyin, bu kadar bunu yapın. Kimin için, hangi genetik yapı için? Siz toksinleri uzaklaştıran bir genetik yapıya sahipsiniz, ben değilim. Şimdi ikimiz de eşit miktarda mı et yiyeceğiz? Eşit miktarda mı yumurta yiyeceğiz? Hayır. Sizin yiyecekleriniz farklı. Benim yiyeceklerim farklı. Çünkü milattan önce 2. yüzyılda hekim şunu demiş. Bir başkasının gıdası sizin zehiriniz olabilir. İşte bu farklılıkları yakalamak lazım. Bu kitap içerisinde de benim özellikle vurguladığım evet. Tek beden herkese uymaz. Ki bunu yani, her zaman vurgularsınız aslında programlarınızda. Hep, bu çok önemli bir şey. Yani herkese genel geçer öneri yapamazsınız. Hele tıpta, hele beslenmede, hele vitamin mineral kullanımında hiç yapamazsınız. Geçen hafta 17-18 Mart'ta Türkiye'de ilk defa besin destekleri, vitamin minerallerle ilgili çok önemli 2 günlük bir sempozyum yapıldı. Son derece üst düzey bilim insanları katıldı. Ve bu sempozyumda besin desteklerinin, vitamin kullanımının genlerle bağlantıları ele alındı. Şimdi işte efendim diyor ben her gün diyor işte bir vitamin alırım diyor. Reklamlarda filan da görüyoruz. İşte alıyor bir tane vitamin bomba gibi oluyor insanlar. Şimdi bu çok doğru bir şey değil. Böyle bir vitamin alarak bomba gibi olunmaz. Her bireyin ihtiyaç duyduğu vitamin miktarı toplum ortalamalarından çok farklıdır. Sizin folat ihtiyacınız toplum ortalamasının 3 katı olabilir. Benim D vitamini ihtiyacım toplum ortalamasının 5 katı olabilir. Onun için herkese genel geçer işte her gün bir tane bundan al. Bu insan sağlığına çok da yarar vermez. Yani az da kanabilir, çok da gelebilir. Çok zarar, azı da yarar sağlamadıktan sonra aynen ne öyle. İşe yarar? Aynen öyle. Yani bir de insanlar şöyle düşünüyorlar. Aa ben her gün bir tane multivitamin alıyorum diye düşünüyor. Ve kendine fayda ettiğini söylüyor. Mesela diyor ki hocam diyor bana diyor vitamin yazmayın ben alıyorum. Aldığı vitaminin içeriğine bakıyorum ve kişinin genetik yapısına bakıyorum. Alakası yok. Yani bir defa insanlar hani kendilerini günde bir tane multivitamin alıyorum diye katiyen kandırmasınlar. Vitamin ihtiyacı bireye özel. Ve o bireye özellik hayat kurtarabilir. Sizin sempozyumda anlatılan bir konuydu. MTHFR geniniz iyi çalışmıyorsa, yavaş çalışmıyorsa ve yeteri kadar genin ihtiyaç hissettiği miktarlarda ki bu toplum ortalaması olarak önerilen işte herkes şu kadar folik asit alsın, folat alsın önerisinin birkaç katı kadar kullanmıyorsanız ve bu insan bir eğer hamile kalacaksa düşük tehlikesiyle karşı karşıya, çocuğunun nöral tüp defektiyle dünyaya gelme riski var. Yani bunlar öyle vitamin falan deyip geçmemek lazım. Bu çok ciddi bir konudur besin desteklerinin kullanımı ve bunlarda da böyle genel geçer herkese şundan bir tane al falan olmaz. Burada işin derinliğine, bilimine girmek lazım. Evet, genlerin ışığında kişiye özel tıp diyelim öyleyse. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız için programımıza. Bugün de Doktor Serdar Savaş'ı ağırladık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın sevgili seyirciler.
Gebelik boyunca vücutta pek çok değişiklik olmaktadır. Vücuttaki değişimlerin normal mi yoksa patolojik mi olduğunun saptanması son derece önemlidir. Gebeliğin özellikle 24 ve 28. haftalarında bebeğin kemiklerinin mineralizasyonu için ciddi oranda kalsiyum geçişi olmaktadır. Bu nedenle bu haftalarda bacaklar ve ellerde ağrılı kramplar olabilir. Kramplar esnasında masaj yapılması faydalı olacaktır. Gebeliğin başından itibaren kalsiyumdan zengin olan süt ve süt ürünlerinin bol miktarda tüketilmesi önemlidir. Gebeliğin 20. haftasından sonra yoğurt tüketiminin artırılması krampların oluşmasını engeller. Süt ve süt ürünleri tüketimine rağmen kramplar varsa kalsiyum veya magnezyum kullanılması krampları önlemede etkili olabilir. Gebeliğin ilk 3 ayında hormonların etkisiyle kan damarları genişlediğinden dolayı kan basıncı daha düşük seviyelerdedir. Ancak 24 ila 28. haftalardan itibaren kan basıncı yükselir. Kan basıncı yüksekliği ve idrarda protein atılımının artmasıyla gebelik toksemisi gelişebilir. Bu durum anne ve bebeği tehdit eden önemli bir durumdur. Yakın takibi çok önemlidir. Gebelik tanısı konulduğu zaman anne ve bebek için riskleri ortaya koymak adına tiroid fonksiyon testleri, kan sayımı, idrar analizi, hepatit, demir ve B12 vitamini seviyeleri ve bebekte anomalilere yol açabilecek enfeksiyonlar için tarama yapılmalıdır. Gebelikte 32. haftaya kadar 4 haftada bir, 32 ila 36. haftalar arası 2 haftada bir, 36. haftadan doğuma kadar haftada bir muayene olmalıdır.